Günün dördüncü karşılaşması başlıyor. Akademi Ligi'nde derbi zamanı. Galatasaray Akademi ile Beşiktaş Akademi arasındaki mücadele başlıyor. Trash yasaklamasıyla başladık. B+'ın iyi oynadığı bir şampiyon. Bir yandan da Afelios'un yanında çok ciddi bir tehdide dönüşebiliyor. Belki de bir adım sonrasını görmeyi düşünmüş olabilir burada Galatasaray. Beşiktaş'ın sonraki iki tercihinde olası bir Trash Afelios almasını bu şekilde engellemiş oldular. Rames'in iyi şampiyonlarından bir tanesi de ortadan kalktı. O lafı yasakladılar. Rames bu takım için bayağı değerli bir oyuncu aslında baktığımızda. Ve geçtiğimiz hafta çok iyi bir performans sergilemişti. Bakalım bu hafta da o performansı devam tekrar ettirebilecek mi? Tabii Beşiktaş Akademi'nin iyi bir mevsim geçirdiğini söylemek güç. Hem bu arada Şampiyonluk Ligi takımı hem de Akademi Ligi takımı için pek bekledikleri gibi başlamadı. Gerçi son hafta Beşiktaş toparlamış olsa da Şampiyonluk Ligi'nde şu ana kadar Akademi Ligi'nde sadece bir galibiyetleri var. Öte yandan Galatasaray Akademi'nin 3 galibiyeti 2 mağlubiyeti var şu ana kadar. Tabii Galatasaray Akademi dün 1907 Fenerbahçe Akademi karşısında bir mağlubiyet aldı. Onlar açısından önem taşıyan bir mücadeleyi kaybetmiş oldular. Karim yasaklaması ve Udyr yasaklaması geldi. Ormancılar teker teker ortadan kaldırılıyor. Yine aslında Rames'e geldi bu Hekarim yasaklaması. Onun iyi oynadığı şampiyonlardan bir tanesi daha ortadan kalktı. Bir de Talia 3 tane orman yasaklaması yaptı Beşiktaş. Normalde yani kırmızı taraftayken biraz daha meta yasaklamaları yapmanız gerekiyor ki rakip ilk seçimden metanın güçlü şampiyonlarından birine ulaşamasın, ama burada hiç öyle bir durum görmedik. Rames 3 tane şampiyonum yasakladınız ama Lilian var deyip Lilia'ya ilk seçimden gitti. Ki şöyle yani bu 3 şampiyondan daha da kötü bir yerde değil Lilia şu anda metada. Değil. Hatta Hikrim'den daha iyi bence durumuna bakarsak. Evet, doğru. Udyr'da gitmişken, 4 tane şampiyon gitmişken bir tane de kendileri aldılar. Ne kaldı geriye diye soruyorsundur muhtemelen kendine. Yani Pantheon kaldı gibi duruyor. Diğer tarafta Samira gösteriliyor. Samira bugün özelinde full açıktı ama kimse elini sürmedi. Biraz daha böyle Samira oyuncu özelinde oyuncu oynuyorsa, oyuncu seviyorsa alınmaya başlandı. Ya ilk haftanın bu arada en çok tercih edilen şampiyonlarından ve başarı kazanılan şampiyonlarından biriydi. O da dönem içerisinde değişiklik yaşadı seçilme önceliğinde, seçilme sıralamasında diyelim. Ve Graves tercihi de gelecek. Yani Graves, Pantheon bunlar kalmıştı zaten güçlü diyebileceğimiz ormancılardan. Graves geldi, Graves tercihi geldi. Ve bakalım burada destek şampiyonu ve nişancıyı almak isteyebilirler ilk olarak. Vayne geldi. Vayne'in yanına normal şartlarda savaş başlatan şampiyonlar pek iyi değildir. Onu biraz daha koruyan şampiyonları sever Vayne, ama burada işler değişebilir. Leona veya Alistar'a yöneldiğini görebiliriz Galatasaray tarafından. Ki Kerin'in de sevdiği şampiyonlar bunlar. Leona Samira ikilisini de karşıya bırakmak istemeyebilirler derken Galio yöneldi. Yine esnek bir tercih. Aynen öyle. Çamona Gazon'u da iyi kullandığı bir tercih aslında. Galio. Diğer taraftansa bakalım 3. tercih Beşiktaş Akademi tarafında ne olacak? Onlar desteği burada almak isteyebilirler. Ki öyle oldu gibi duruyor. Her ne kadar esnek olsa da artık son dönemde sadece destekti görmeye başladık biz. Seti. Alt koridora gidecektir diye tahmin ediyorum. Bizi şaşırtmayacaklardır. Volibear yasaklandı. Üst koridor kabadayılarından bir tanesi Volibear. Bu aslında kafalarında bir plan olduğunu gösteriyor. Üst koridora bir... Başka birini almayı düşünüyorlar, evet. Ki bu kontraları... Ya bu arada bir yandan bu işin taktiksel boyutu da olabilir Noel Dayı. Ama zannetmiyorum. Onlar tabii Renekton'a karşı çok rahat ediyor normalde Volibear. Volibear yasaklanınca Renekton gelebileceğini düşündüler. Onlar da Renekton'u yasakladı. Bir Gangplank yasaklaması gelir mi acaba? Her iki tarafta üst koridorlara bu kadar. Ben Aatrox geleceğini düşünüyorum ya. Son yasaklamada Aatrox olacak bence Galatasaray tarafından. Aatrox'u bırakmak istemeyebilirler bu kadar üst koridorda gitmişken. Ve Beşiktaş tarafı da Ornn'a yönelir diye düşünüyorum Aatrox yasaklamasından sonra. Yine kompozisyonları için iyi bir ekleme olabilir. Yani Samira
Aa, bu arada Azir yasaklaması geldi. Bu muhtemelen bu arada Galyon'un orta koridora gideceğini gösteriyor. Evet. Galyon'un karşısında görmek istemeyeceği şampiyonlardan birisi. Gravis koridora. Ya tabii değişme ihtimali var. Gravis üst koridor gördük. Sen yakından takip etmişsindir o seriyi. Fajan üst koridorda Grace oynadı. İzledim. Pek mutlu göremedim onu. Nasıl mutlu olabilirim ki? Gittik finalde reverse sweep yapacağız derken 2-0'dan 2-2'ye getirdik, sonra 3-2 kaybettik. Yani Perks muhtemelen amcaoğlunu falan yolladı C9'a, ben söyleyeyim sana. Çok normal ama ya. O kadar süre nişancı oynadıktan sonra orta koridorda sıkıntı yaşaması. Bu arada ya, Gragas'a karşı rel geldi. O zaman o kadar yüksek tondan konuşmayacaksın sevgili Noel Bey. Yani Lukin turnuvasını ölmeden bitirmeyi planlıyorum. Acaba LCS'teki bütün mevsimi, regular season'ı... Şimdi bakalım, son tercihinde Beşiktaş, B+, ve Kasadin tercihi geldi. Kasadin tercihi de Galatasaray tarafından alınan Syndra'ya bir cevap. Şimdi Syndra'ya mı acaba? Mı? Evet, o da güzel bir soru. Öyle de bir soru içer. Yani kimin nereye gideceği Galatasaray Akademi tarafında çok belli değil. Yani Syndra üst koridora gidebilir, gördük bunu. Syndra orta koridora giderse üst koridor Galio olacak, destek Rel olacak. Ya işler çok karışık Galatasaray Akademi tarafında. 20 saniye kalana kadar çok bir şey söylemek güç. Şimdi bakalım, eğer ki Rell'le Kerry şampiyonları değiştirirse ve 10 saniyeleri kaldı, değiştiriyorlar şu anda ve üst koridor Galyos'u izleyeceğiz gibi gözüküyor. Tabii Galyon'un üst koridordaki performansı hakkında yapılması gereken ilk yorumlardan bir tanesi Galyon'un ultisinin menzilinin alta yetişmeyecek olması. Yani orta koridorda oynanmasının en büyük sebebi buydu. Bakalım burada Galatasaray Akademi üst koridorda işletebilecek mi? Öte yandan Beşiktaş Akademi tarafında daha konvansiyonel, daha net kullanılabilecek bir kadro var. Bakalım derbide Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinde kim gülecek? Kış mevsimi Akademi Ligi'nde derbi zamanı, Galatasaray-Beşiktaş mücadelesi başlıyor. Üst koridor Galyos'uyla başlıyor. Ne kadar iknasın üst koridor Galyos'una Noel Dayı? Yani tank hali eskisi kadar kuvvetli değil. O yüzden yetenek gücü kasmak gerekiyor biraz daha. Ama yetenek gücünü de kasmak için orta koridor daha mantıklı gibi. Çünkü yan koridorlara daha rahat erişim sağlayabiliyorsun yırtıcı ile birlikte. Ki Rune'nin de değiştiğini görüyoruz. Sürat coşkusu var. Yetenek gücü kasma ihtimali var. Ama ne kadar etkili olacak üst koridorda bunu göreceğiz. Çok ikna olduğumu söyleyemeyeceğim açıkçası. Hem kompozisyonel anlamda hem de üst koridor Galyos'un. Yani şöyle baktığımızda aslında bir mantığı var kompozisyon. Rel girecek, Rel ultisi üzerine Galyo ultisi, olursa bir de Lilio ultisi araya sıkıştıracaklar falan, ama uygulaması zor bir kompozisyon. Bakalım nasıl, ne kadar kullanabilecekler bir kompozisyonu göreceğiz. Alt koridorda bu arada B+ ve Meshade'in tuzak planları şu anda Ruyup ve Kerry tarafından görülüyor ve cevap vermeyi düşünebilirler ve şimdi içeri doğru girdi. Ruyup yalnız şimdi Surat Yamultan'ı yiyecekler. Surat dağıtanı yiyen Ruyup'un başı büyük derde girdi. Bu hamleyi yapan Galatasaray'da hatırlatalım. Ve Meshade bu arada düşmeyecek mi orada? Kaçmayı başardı, yana adımlar. Kerry'nin sıçrası var. Kerry sıçrayı kullanarak en azından skorları eşitliyor ama diğer tarafta hem ilk kanı aldı hem de skoru aldı Meshade önemlisi. Galatasaray Akademi tarafındaysa Kerry aldı skoru. Yani karşınızda set varken bu kadar agresif bir hamleye gerek var mı? Galatasaray bile bile tuzağa gitti. Setin birinci seviyesi bu kadar kuvvetliyken yapmamak daha iyi olabilirdi. Benim anlamadığım bu arada, Kerry atla birlikte gelse daha farklı olabilirdi bence bu pozisyon. Çünkü at hem iki kişiye kitle kontrolü uygulayacaktı hem de biraz daha hasarı fazla olacaktı takımın. Ama attan inmiş bir şekilde geldiği için sadece sete sersemletme uygulayabildi. Yani sonuç olarak ilk kan Meshade'e giderken Ruyup sadece asist alabildi. Ve Meshade artı bir uzun kılıçla koridora denerken Ruyup sadece bir kontrol totemi alabildi. Galatasaray adına çok iyi olmayan bir başlangıç. Ve bir yandan da bu arada yani setin sıçrasını kullanmış olmasıyla Rel'in sıçrasını kullanmış olması arasında çok büyük bir fark var. Set çoğu zaman sıçrasını kullanmış olmayı bile istiyor. Ki sürekli arka arkaya eksik sıçra tehdidi yaratabilsin rakipleri üzerinde. Kerry bu arada bir kez daha yakalanabilir atının üzerinde şu anda. Şimdi B+'ın üzerine yalnız birer otomatik saldırı setin canını oldukça yaktı ve Rüp bu arada ikinci seviyeyken henüz Meshade'in ikinci seviye olamadığını görüyoruz. Yalnız şimdi Riss'inden erken bir
tuzak denemesi gelecek ve Rüyup'un agresif taklası. Son taklası olacak. Kısa bir süre için en azından bir skor daha geliyor burada. Bunu da Graves almayı başardı. Ya çok güzel oynadılar burayı. Çok güzel yemlediler. Ve şey bir adım öne attı seviye dezavantajını göstermek için. Seviye dezavantajını aldanıp üzerine atlayan Rüyup kendini çok kötü pozisyonda buldu. Carry burayı dondurmak istiyor ama pek başarılı olduğunu söylemek güç. Yani canı yeter mi o bile belli değil. Bu arada şimdi Kasadin'i Minyon'la ama başarmış evet. Minyon dalgasını en azından orada sabitlemeyi başardı. Bir otomatik saldırı. İkincisi Rüyup en azından bu Minyon dalgasının belli bir kısmını alacak ama diğer tarafta vampir asasını bitirip koridora gelen bir Samira olacak. Bir de Samira öne geçtim. Çok can sıkıcı bir şampiyona dönüşüyor ya. Hakikaten o ölümsüz kalkan yay bittiği anda takasları kazanamamaya başlıyorsunuz. Çok iyi takas bu arada Nuke'den. Şu ana kadar beklediğimden iyi götürüyor koridoru. En azından takaslar konusunda. Orta koridorda yardıma gelmiş Riss'in bitirmesinde yardım ediyor. Yalnız bunlarda bu minyonların tamamını aldığı anda Syndra çok ciddi bir üstünlüğü yeniden elde edecek. Ya çok ciddi demek bu arada birazcık abartmak olacak. Ama fena olmayan bir üstünlük diyelim. Çaman Agazo da şu ana kadar minyon dalgalarını temizleme hususunda hiç fena bir iş çıkartmıyor. Bir tane kaçırmış olarak buradan çıktı. Gayet iyi bir performans. Kasadin şimdi geri dönüyor. Bakalım Pulse ışından da geri dönmeyi tercih etmeyecek gibi gözüküyor. Zayıflar acıma bu arada. O minyonun alınması için yeterli olmadı. Ve orta koridoru istemeden de olsa ittirdi. İttirmek zorunda kaldı. Orada attığı kontrol totemiyle de totemi kesmeyi başardı. Yani her zaman söylüyoruz. Güçlenmiş bir Kasadin bu oyundaki en tehlikeli şeylerden birisi. Ve 16. seviye olmuş bir Kasadin tabii. Aslında en önce. Güçlenmese bile, skorlar bulmasa bile 16. seviyesi çok kuvvetli şampiyonu. Çok tehlikeli. Orada totem sayesinde Rames'i gördüler. Rames ejder'e başladı. Yalnız bu konuda emin mi sorgulaması gerekiyor. Yani alt koridor önceliği evet ellerinde ama şimdi sıçra geldi Riss'inden. Çok agresif oyun. Bütün komboyu üzerine bıraktı rakibinin. Refleks de veremedi bunlara Rames. Sıçrası da var çok haklısın. Yani hatta can yenilemek için çarpını bile kullanamamış. Ve yani başladığı ejder rakibe yardım olarak ve skor olarak döndü. Şu ana kadar Riss'in bayağı hızlı başladı karşılaşmaya. Rüyup taklayı kullanıp kurtuldu orada bir flash'tan. Ya bu arada sadece Riss'in değil Noel Dayı, Beşiktaş'ın bütün oyuncuları şu ana kadar bayağı iyi iş çıkartıyor. Galatasaray evet. Cevap vermekte zorlanıyor. Yani çok net kazanması beklenen Syndra Kasadin koridorunda bile çok açık bir fark açılmış durumda değil. Evet, bir de Çaman Agroso yardıma gittiği için manasının da büyük bir kısmını kaybetti. Şöyle minyonlara bakıyorum. Yani bu minyonları aldığında 48'e 39 gibi bir durum olacak geriye dönüşünde. Bozdu Paz. Geriye dönmesini istemiyor rakibinin. Manası bu kadar azken. Çünkü geriye döndüğü anda Işından'la birlikte rahat rahat buraya katılabilecekti Çaman Agazo. Paz olabildiğince geri dönmesini geciktirmek istiyor açıkçası. Çaman Agazo'nun mana havuzu bu kadar. Manası bu kadar azken. Üst koridorda da Nuke. Bahsettiğimiz gibi tank galyo eşya düzenine ilerliyor. Alt koridorda bakıyorum. Minyon geri olmasına rağmen Beşeyt skor ve asist sayesinde eşya da önde. Skorun tabii ilk kan olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla getirisi birazcık daha fazla. Koridorda isim Nuke sürekli olarak ittiriyor koridorunu. Oo, güzel kaçtı vücut darbesinden. Yeterli olacak mı? Emin değilim. Yeterli olacak mı? Patlayan iyi geldi. Ooo, patlayan fıçıdan müthiş kaçtı. Bu Nuke'un hayatını kurtarmış olabilir. Yani şu ana kadar bu arada Beşiktaş'ı övdük 5 oyuncusunu da. Ama Galatasaray tarafında Nuke'un performansı da parıl 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 diyor. Bütün takasları doğru yaptı şu ana kadar ve bu pozisyonda usta işi kaçtı. Aynen öyle. Önce vücut darbesinden sonrasında Gragas'ın ultisinden patlayan fıçıdan çok güzel sıyrıldı. Ve B-Plush'ın oraya dolanması da boş olmuş oldu. Bir şey kaybetmediler alt koridordan.
Sadece ufak bir baskı kaybetme şey. Meşehit tekken bir kule altı isterler mi diye bakıyorum ama kendisini yeni gösterdi Meşehit. Burada Rennes ve Kerry ikilisi mavi güçlendirmeyi çalışacak. Yalnız diğer tarafta Rizin de alameti alıyor. Bu takası Beşiktaş tercih etti gibi gözüküyor. Her zaman da tercih edeceğim bir takas, evet. Yani mavi güçlendirmeye karşılık alamet. Şimdi alt koridorda yalnız Meşehit'in yalnız kalmasını değerlendirdi Ruyup. Ve bir kule barikatı çıkartmayı başardı. Şimdi yavaş yavaş B+'ın o koridora doğru geldiğini görüyoruz. Hatırlayacaksınız, üst koridor operasyonunda herhangi bir başarı yakalayamamıştı. Bir anda Beşiktaş bunun bir takası olmamasına karar verdi belli ki. Rakibin mavisinde Risin almayı başardı ve sonuçta Galatasaray bir alamet geride çıktı bu son 30 saniyeden. Rames de takım arkadaşının yardımıyla birlikte rahat rahat aldı o yampir yengeci. Nuke üst koridorda minyonlar eşit. Ama baskı sürekli Nuke tarafında. Sürekli olarak koridorunu ittiriyor. Şu an için yani o Gregas'ın rahat rahat oynamasını engellemeye çalışıyor olabildiğince. Fakat o bahsettiğimiz Galio etkisi hala yok. Yani kullanabileceği, ulti kullanabileceği bir koridor olmadığı için bir şey de yapamıyor. Orta koridora bir yürüdü ama yani Syndra'ya karşı bu ultiyi kullanmanın hiçbir, daha doğrusu Kassadin'e karşı kullanmanın hiçbir anlamı yok. Bir ultiyle çıkacak içinden zaten. Yani ancak Kassadin agresif ulti kullanırsa cevap verebilirsiniz ona. O da yani çok mümkün değil gibi duruyor sıçrası olan Kassadin'e cezalandırabilmek. Yani ki boşluk geçişinin bekleme süresi 5 saniye. Şu anda bir tane atsa yine ikincisini atabilecek fırsatı da olabilir. Ya ve kitle kontrol zincirine soksalar bile hasarları yetmeyecek muhtemelen. Doğru. O yüzden dediğin gibi rahat rahat çıkabilir Kassadin oradan. Burada aradaki minyon farkı ona çıkmış orta koridorda. Bayağı güzel yönetti orta koridoru Pulse şu ana kadar. Alt koridorda da Meşehit'le Rüyüp şu ana kadar başa baş gidiyorlar. Şimdi bu iki tarafın da işine yarıyor. İki ormancı da geldi. Burada bir 3'e 3 görme ihtimalimiz söz konusu. Savaşı başlatan isim muhtemelen B+ olacaktır. Hatta o çalıdan bu arada kendisini çıkarttı. Rames bir şeylerin ters gittiğini farkında. O da geri dönüş animasyonunu bozdu. Risin bekliyor, Rames bekliyor. Gergin bekleyiş iki tarafta da ve şimdi aksiyonu başlatan Kerry oldu. B+ yalnız sıçrayı kullandı, yalnız arkadaşından da geldi. B+ kendi ultisini de kullanıyor ama hasar desteği yok ve Balyoz gibi kullanamadan düştü. Arka arkaya skorlar, benim bir anda 2'de 2 yaptı. Asteroid yalnız fena olmayan bir hasar çıkartıyor ve kendi hayatını kurtarmış oldu bu hamlesiyle. Burada 3'e 3 olacak dedik, bir anda 4'e 4 çıktı. Bir anda 4'e 4 çıktı, 200 koridor oyuncusu da hazırda bekliyormuş. Diğer taraftan B+... savaşmaya çalışırken takım arkadaşları onu pek takip edemedi açıkçası. Şimdi can barları birazcık düşük, sözünü kesiyorum Nalde, özür dilerim ama Risim çünkü çalmak için içeri girebilirdi. Kerry bu arada Risim'in gelişini engelledi. Alev ejderini aldılar belki ama karşında Kerry'yi kaybedecekler. Ayrıca B+ da canlanmış, geri geliyor. Şimdi Rames de buradan çıkamazsa bu korkunç bir takasa dönüşecek. Ve Ryup da düşüyor, çok ilginç. Yani Kerry dönüp ejderin alınmasına yardımcı olsa ve arka taraftan çıkmaya, beraber çıkmaya çalışsalar işler daha iyi olabilirdi ama Graves'i durdurma sevdası bir anda ejderi alıp 2 skor birden vermesiyle sonuçlandı Galatasaray'ın. Beşiktaş yani maçın kontrolünü biraz kaybeder gibi olmuştu açıkçası verdiği 2'de 2 ile ama burada hem aldıkları skorlar hem de alacakları kule barikatları karşılaşmada yeniden liderlik konumuna getiriyor onları. Ve alt koridordan ilk kuleyi de alacaklar. Sadece skor vermediler, ilk kuleyi de vermiş oldular böylelikle alameti. Yani iyi bir hamle yapmıştı Galatasaray Akademi ama sonrasında ejderde verdikleri kararla ellerini yüzlerine bulaştırdılar. Vayne yani tabii aldığı 2'de 2'den sonra farkı 250 altına indirmeyi başardı Samira'yla. Ama daha Galatasaray adına alarm veren senaryo orman ve orta koridorda gerçekleşiyor. Ormanda 3-0-1'e gelen, rüzgarın iddetini bitiren Riss'in şu ana kadar çoğu şeyi doğru yaptı. Öte yandan Pulse da 10. seviyeye herhangi bir müdahale olmadan, herhangi bir baskı olmadan gelmeyi başardı. Minyon sayısında da Syndra ile eşit. Ya son seçim kasıdım zaten rakip kompozisyonu, rakip ormancıyı, muhtemel orta koridoru gördükten sonra
çok rahattı. Yani Galio da gelse, Syndra da gelse hiçbir sıkıntı yaşamayacaktı. Ve 3 tane yetenek gücü odaklı. Hani şey saymayalım, Galio yetenek gücü kasmayacak ama ana hasarı yine tank olmasına rağmen yetenek gücü olan şampiyona karşı çok rahat edecekti. Ben bayıldım son seçim Kassadin tercihine. Şu ana kadar da gayet iyi gelişmeye, büyümeye devam etti Pulse. Yani Kassadin'den şu ana kadar zaten herhangi bir skor beklemiyorsunuz. Asist beklemiyorsunuz. Savaşlara katılmasını beklemiyorsunuz ama Syndra'yı koridorunda tutması dahi Pulse'ın iyi yaptığı şeyleri gösteriyor. Minyonda öne geçti Syndra'ya karşı. Yani. Evet ya, o da yani, var. O da var. Daha ne yapsın ki? Şimdi Rames Larissa'nın karşılaşacak ormanda. Mavi erken attı çarpını. Yalnız Mavi... Mavi riskinde kaldı. Peki çarpı olan Rames nasıl alamadı acaba oradaki Mavi? Tabii yani çarpı kullanmaya çalışmadı bile. Orada skor peşinde koşuyordu ama... ...sizini yapamadı. Alt şimdi bir kule altı denemesi gelecek. Pulse yalnız şimdi takibe başladı. Kule altına girmeye çalışıyorlar. Pulse müthiş dans ediyor. Sonunda indirmeyi başardılar Pulse'ı. Carry yalnız karşında düşecek. Graves'e düşüyor. Yani evet, Kassadin'i aldılar ama Graves bir skordan çıkar mı? Zannetmiyorum. B-Plush bu arada arkada Rup'la birebir içerisinde. Balyoz gibinin kalkanı bittiği anda düşecek. Rup'a da bir skor geldi. Hiper taşıyıcılar yavaş yavaş kaslarını arttırmaya devam ediyorlar. Yani şu an kazanma koşulu biraz Rup olmaya başladı Galatasaray tarafında. Onu söyleyelim. 3 skor buldu. Erken seviyede skor bulan Vayne'ler çok can yakar. Bakalım Rup'un Vayne'i de can yakabilecek mi? Karşısında Kassadin olduğu için tabii biraz işi zor. Menzili çok yüksek olmadığı için Vayne'in, Kassadin'in avı olabiliyor bir anda. Beklemediği anda, özellikle 16. seviyeden sonra. Kassadin'den tek yeme ihtimali yüksek. Aynen öyle. Bir yandan da bu arada dikkat etmesi gereken Riss'in var. Yalnız şimdi Vadin'in alametini bitiremeyecekler gibi gözüküyor. Alameti kim aldı? Alameti Lili aldı. Alametin gözünü alabilecek mi? Onu da aradan çıkarttı. Şimdi Galio'dan ulti geldi. Asteroid düşüyor. Yalnız Rup kötü pozisyona doğru itildi. Patlayamıştı. Yalnız Pulse'ı gayet iyi yakaladılar. Pulse düşmedi. Pulse kalkanını yakalamayı başarıyor ve 2'de 2 geldi yine Rup'a. Oyundaki ikinci 2'de 2'si ve alameti de almayı başardılar karşılığında. Kimseyi kaybetmedi. Çamana gazla öyle bir zayıflara acıma. Ha sen... 4 kişi ya, 4 kişiyi sersemletti Çamana Gazo ve takım arkadaşının canını da kurtardı. Rames'in canını da kurtardı. Şu ana kadar pek iyi bir karşılaşma geçirmeyen Çamana Gazo için de bu 4 kişilik zayıflara acıma bir moral olmuştur. Diğer taraftan 5 skora ulaştı Vayne, dakika daha 15. Çamana Gazo'nun başı dertte yalnız. Şimdi Riss'in sis perdesini de bıraktı. Çamana Gazo'ya inanılmaz bir hasar çıkartıyor. Buradan çıkışı olmayabilir, attığı sıçra yanmasını engellemeyecek. Kutlama ultisi. Ulti gelmese de alıyor skoru. Kutlama ultisi geldi. Şu garantiyi almak için. Bir de Asteroid'e gidecek olan son 3 minyonu da yolun sonuyla toparladı oradan. Bütün yumurtalarını şu anda Rüyüp sepetine koymuş gibi gözüküyor Galatasaray Akademi ama Beşiktaş tarafında maçı taşıma ihtimali olan iki isim var. Pulse ve Riss'in ve Meşeid'in de yabana atılmaması lazım. 1-2-1 olması yine de maçın içinde olduğu gerçeğini değiştirmez. Dolayısıyla Rüyüp'ün üzerinde çok büyük bir sorumluluk var. Gerçi bu arada Çamana Gazo'nun da neler yapabileceğini bir önceki evet. savaşta gördük. Onu ya, da dışarıda bırakmamak lazım. Ama diğer taraftan bir de Meşeid'in oynadığı şampiyon da eşyası olmasa bile çok değişik işler yapabiliyor ya ultisiyle. Bir anda işleri değiştirebiliyor. Çok fazla can çalabiliyor. Hayatta kalabiliyor. Hiç beklemediğin anda 5'te 5 falan atabiliyor şampiyon. Galatasaray'dan yine idealin uzandığı bir alamet kullanımı. Orta koridor kulesinin canını çok azaltmış olmalarına rağmen alamadılar. Oradan kurdukları baskıyla bir daha ejderi yapmak istiyorlardı. O baskı da çok uzun ömürlü olmadı. Alamet düştüğü anda. Şimdi Çamana Gazo orta koridorda minyonları itiriyor. Yalnız Pulse müthiş bir kanat pozisyonda. Buradaki hedefi Rüyüp olacaktı. Rüyüp'ün başı dertte olacak. Kafasına binecek orada Kassadin ama kafasına binene kadar düştü bu arada Gragas. Orada Pulse'la beraber sinerjilerini kullanmak, arkada Vayne'i indirmek istiyorlardı ama Kassadin gelene kadar Vayne eritmeyi başardı Gragas'ı. Şimdi ejderini de alacaklar. Ya burada Pulse'ın pozisyonu çok iyiydi ama Pulse şu an bu hamleleri yapabilecek eşyaya sahip değil. Asıl sıkıntı orada başlıyor. Yani Pulse'ın bu aradan çıkarma işlemine başlayabilmesi için en az 2, hatta 2 yetmez 3 eşyaya ihtiyacı var. Burada biraz fazla zorladılar. Yani bu ejder uğrunda savaşılabilecek, savaşması gereken bir ejder değil. Onların Vayne bu kadar kuvvetliyken biraz daha güçlenmeye ihtiyaçları vardı. Sonuç olarak Vayne'e giden skor oldu yine.
bu pozisyon sonucu. Ve Ejder'i de kaybettiler. 7880 altında Vayne oyunda en çok altın kazanan şampiyon konumuna geldi. Bu daha önce Grace'deydi. Ve Vayne'in de beslendiği zaman neler yapabileceğini tekli dereceli oynayan herkes çok iyi biliyordur. Yeni eşyalar da çok yakışıyor Vayne'e. Özellikle evet. Kraken katili çok iyi bir uyumu var zaten. Diğer taraftan işte ölüm dansı diyorum, özür dilerim. Hayalet dansçı alacak. Hayalet dansçı da Vayne gibi bir şampiyonda çok işlevsel olabiliyor. Verdiği hareket hızı rahat pozisyon almasını, rakiplerini kovalamasını sağlıyor. Ya bir de destansı eşyalara verdiği artı %10'dan da bahsetmedik Kraken evet. Katilinin. O da müthiş bir sinerji. Vayne'in yetenek kitiyle beraber Pulse verisin şimdi olası açılan bir Syndra hedefliyorlardı ama Chamanagazo hiç o riski almak istemedi. Makul bir hamle. Kerry de orta koridor minyonlarını kendi taşıyıcısı gelene kadar tutacak. Kerry de bu arada dikenli yeleğe başvurmuş. Samira'ya karşı o can çalmayı kıracak bir şeylere ihtiyaçları var. Ya bu kuleyi savunması mümkün olmayabilir Chamanagazo'nun. Hatta arka tarafta da beklediğini görüyoruz setin. Herhangi bir savaş ihtimaline karşı. Kule yalnız canlarını okudu ya. Ya kule canlarını okudu. Bu minyonları da kuleye yedirecek kadar bile bekleyemediler. Çünkü Galatasaray'ın karşı hamlesinin gelebileceğinden tedirgin oldu Beşiktaş. Burada da makul bir düşünce bu. Çünkü ormandan 3 kişilik bir ölüm timiyle gelmeye çalışıyorlardı. Sonuçta Beşiktaş oyundaki ikinci kulesini aldı. Nukla Asteroid birbirlerini transit geçerken iki tankın karşılaşmasını izledik. Ya ikisi de birbirine çok fazla zarar veremeyecek bu dakikada tabii. Onun da farkındalar. O yüzden minyon biçmeye devam ediyorlar. Rüp bu arada kırmızısını alacak. Üst koridor kulesine cevap vermek istiyor Galatasaray Akademi. Ve bunu da yapabilecekler gibi gözüküyor. Yakında hiçbir Beşiktaş Akademi oyuncusu yok. Ve bu kulenin alınmasıyla beraber de altın farkı yaklaşık 2300 civarına gelecek. 2100 civarına geldi. An be an düşüyor. 2000'e düştü. Rüp bu arada hayalet dansçısını tamamlamış. Şu an vadideki en güçlü şampiyon konumunda. Rüp. Diğer taraftan bu arada Lilia'dan da dinçleştirici ay taşı gelmiş. Konuşamıyordum. O da olabildiğince takım arkadaşlarının özellikle beyni yaşatmak istiyor tabii. Ya bu oyun özelinde bence gayet doğru bir eşya dizilimi. Özellikle Syndra'nın da maçın içine dahil olmasıyla beraber Galatasaray Akademi'nin hasar sıkıntısı birazcık ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Hele ki Rüp bu kadar güçlüyken fiziksel hasar konusunda problem yaşamayacaklardır. Ama şöyle bir şey var. Beşiktaş'ın kompozisyonunda öyle şampiyonlar var ki Graves, Kasadin, Gragas'ı bile buraya dahil ederim. Çok anlık şekilde rakip evet. şampiyonlardan birini ortadan kaldırabilirler. O zaman o dinçleştirici Aytaş'ın pek dinçleştirici bir tarafı kalmayabilir. Ya zaten Graves'in şu anki en güçlü tarafı o. Kritik eşyaları alabiliyor ama kritik eşyası alırken zırhleşme de alabiliyor. Hem yetenekleriyle hem düz uğraşlarıyla çok fazla can yakabiliyor Graves. Ve yani Rüyup'un bir tane pozisyon hatasını Kasedin ve Graves çok ciddi anlamda cezalandırabilir. Bakalım bunun bir örneğini görecek miyiz yoksa Rüyup o hatayı yapmayacak mı? Bir sonraki daha ejderinde bakalım Beşiktaş Akademi... herhangi bir varlık göstermek isteyecek mi? Şu anda ejderlerde 2'ye 1 gerideler. Ve tabii yani dağ ejderi özellikle Beşiktaş Akademi'nin kompozisyonundan az önce bahsettik. Anlık hasara dayalı bir kompozisyon genel anlamıyla. Dağ ejderinin, dağ ruhunun vereceği kalkan Galatasaray adına çok değerli olur. Beşiktaş'ın bu gidişatı da birazcık tersine çevirmek için belki daha da geç olmadan orada bir savaş yapmak istediğini görebiliriz. Pulse önemli eşiklerden 16. seviyeye yaklaştı ama gelemedi henüz. Yaklaşmadı daha doğrusu. 12. seviyede henüz. Daha bir orada en aşağı bir 7-8 dakikası var. Kasadin bu haldeyken bu savaşı kazanma ihtimali olur mu Beşiktaş'ın? Yani eşyalarına falan baktığımızda çok mümkün gözükmüyor. Bu arada tamamen aradan çıkarmaya yönelik bir eşya düzenine gidiyor. Lichboğan gelecek ikinci eşya olarak. Lichboğan geldiğinde işler biraz değişebilir. Anlık hasar çok artacak çünkü Lichboğan'la birlikte. Diğer taraftan ikinci eşya Rizin tarafında bitti. O da tahsillerini almış. İşte bahsettiğimiz o anlık hasarı değerlendirebileceği bir eşya. Pulse yine kanat pozisyonunda. Bu sefer yalnız daha ejderindeki görüş üstünlüğü Beşiktaş'ın elinde.
içerideki kontrol totemiyle de beraber. Ejder şimdi bir ona vuruyor, bir ona vuruyor. Arkada bu arada pas kısa mesafelerde ultisini doldurmaya devam ediyor, yüklemeye devam ediyor. Rames yalnız oradan uzaklaştı ve keskin gagalara doğru gitti. İlginç bir hamle. Rakibinin Ejder'e gitmeyeceğini mi tahmin etti bilmiyorum. Bu arada güzel bir hamle de Çamanagazo'dan geldi ama bu Ejder'e cevap vermek için geç kalacak yakında Galatasaray. Asteroid içeri girdi. Asteroid yalnız patlayan fıçıyı kullanamadan düştü. Arkaya yalnız giren Çamanagazo'yu alan bu noktada Kasadin oldu, pahalısı oldu. Şimdi diğer tarafta yalnız Rüp'ün durumu hiç fena değil gibi gözüküyor ve arka arkaya skorlar. Sadece Kasadin hayatta, geri kalan 4 oyuncuyu da Galatasaray almayı başardı. Ana hedefleri taşıyıcılardan birini almaktı Beşiktaş adına. Evet belki aldılar ama karşılığında dünyaları kaybettiler. Bir de bunu yani yaparken çok ayrı gayrı gözüktüler ya Regarnur. Hakikaten Asteroid başlattı ama Asteroid öldükten sonra takip geldi. O takibin Asteroid ölmeden gelmesi lazım Grace'i Kasadin'den. Bir de yani bahsettiğim şuydu. Dağ ruhuna bir hakkınız daha var ve o bir hak gelene kadar dakika 29 falan olacak. 16. seviye olma ihtimali var Rizin'in. İkinci eşyasını belki de üçüncü eşyasını bitirme ihtimali var. Bunu bırakıp dağ ruhunda bu savaşı yapmaları gerekirdi. Şimdi bunu bırakmadıkları için bir de baronu kaybettiler bu savaşı kaybedip. Ve kelebek etkisi Noel Dayı bu baronla beraber daha da fazlasını kaybedecekler. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya ben bu savaşın Beşiktaş adına yapılmaması gereken hatalı bir savaş olduğunu düşünüyorum. Güçlenmeye devam ediyordu çünkü Kasadinlere. Ve onların kazanma koşulu bu noktadan sonra biraz Kasadin olmuş gibi duruyordu. Şimdi o Kasadin'in güçlenmesine de zaman kalmayacak gibi duruyor. Yani 16. seviye bir şekilde ulaşacaktır ama 16. seviye ulaştığında rakipler bu sefer o normalde olacağından daha kuvvetli olacak. Bakalım bu yanlış tercih Beşiktaş'a mağlubiyeti getirecek mi? Öte yandan Rüyup da şu ana kadar sırtına yüklenen sorumluluğun altında hiç fena kalkmış gibi gözükmüyor. Bu geri dönüş, Ebedi Kılıç geri dönüşü yani. B'ye basışından belli. Aynen öyle. Noel Dayı. Ebedi Kılıç'a geldi 3 eşya yani. Kırılgan şampiyonları 3 tane falan vuracak muhtemelen. Sadece Rüyup şu anki eşyalarıyla. Baron güçlendirmesiyle beraber de altın farkını ciddi anlamda arttırmayı sürdürüyor Galatasaray. Alt koridorda alınan kuleyle beraber 5000 altının üzerine çıktı bu fark. Nuk da bu arada harika bir karşılaşma geçiriyor Noel Dayı. Skorların %80'inde var. Hiç ölmemiş. Bu varoluşların 10'u asist. Yani evet. Galio'ya çok fazla skor verip onu çok güçlendirmek de istemezsiniz. Onun yerine taşıyıcılara gitsin istersiniz. Gerçekten harika bir maç çıkartıyor. Tank orada oradan başlamış tabii Nuk'un bu iyi performansı. Evet. Ya bir soru işaretiydi çünkü uzun zamandır tank Galio diye bir şey görmüyoruz ki Meta'nın güçlü üst koridorlarından birine karşı oynuyordu ama koridoru hakikaten çok iyi yönetti. Bir de takım savaşlarında da Galio ultisi her zaman Galio ultisi. Ekstra kitle kontrol, kitle kontrol makinesine dönüyor. Takım arkadaşlarına ulti attığında ekstra büyük halkanı veriyor. Şu ana kadar gayet yeterli performans, hatta iyi performans Duke'dan. Orta koridor kulesine vuruyorlar. Geri çıkmaları gerekiyor alt koridor itene kadar. Ya burada karşılıklı kim daha önce girerse diğerlerinin onları beklemesi gereken bir senaryo söz konusu. Ama Galatasaray burayı hiç fena oynamıyor şu ana kadar. İki tane güçlendirilmiş kuşatma minyonu da hayatta kaldı. Şimdi Meşe'yi en azından bir tanesini alarak acısını azaltacak Beşiktaş'ın ama orta koridorun inhibitor kulesinin de düştüğünü göreceğiz. Ve baron güçlendirmeli minyonlar hala iş yapmaya devam ediyor. Nuk savaş yerlerini kullanıyor. Çamanagazo zayıflara acımayı kullanıyor. Ve minyon dalgalarını da temizlemeyi sürdürüyorlar. Beşiktaş'ın bu noktada acaba karar verip bir savaş mı yapması lazım ama hiç istemiyorlar şu anda. İki seviyeye daha ihtiyaçları var Kasadin'de. Bu arada ulti geldi Graves'e. Biraz takip edilemeyecek kadar derine gitti bu noktada Riss'in. Bu kule alma ultisiydi zaten hem ya. Hem rüzgarın hiddetini kullandı hem hızlı tetiği kullandı. Oradan uzaklaştı ama karşılığında iki inip kaybettiler. Galatasaray aldığı üstünlüğü çok kitaba uygun bir şekilde artırarak baron güçlendirmesini tamamladı ve 7000 altın fark. 7000 altın fark bu işte 3. ejderi bırakmamanın doğurduğu bir sonuç Beşiktaş Akademi adına. Sen çok iyi bahsettin aslında kelebek etkisinden, tam olarak o. Aradaki altın farkı daha fazla arttı, bu kuleleri kaybetmeyeceklerdi, bu kuleleri kaybettiler. Bir anda yani alttaki o Jenga taşını çekersin ve yıkılır ya. Aynen öyle. O şekilde yıkılmaya başladı Beşiktaş.
tek koridor üst koridor olarak kaldı. Orayı ittirmeye çalışıyor elinden geldiğince diğer koridorlar yaklaşmadan, itilmeden. Ya Risin ateşle oynuyor bu arada Noel Dayı. O nehir sizin değil Beşiktaş. Ve bu noktada bunu gören Vayne anında dönecek oraya. Ve rakip ormancı yokken de 25 saniye sonra çıkacak olan dağcıları oldukça rahat bir hedef olabilir ama Risin sıçrayı kullanarak oradan uzaklaşmayı başarıyor. Bir geri dönüş animasyonu peşinde ama şu anda gördüler bir de görüş bitkisiyle. Riss'in sonunda güvenliğe geldi ve evet 10 saniye sonra çıkacak olan dağcılarına yetişemeyecek. Savaşamayacaklar. Dolayısıyla dağ ruhu Galatasaray'ın oluyor. Ya rakipten 2-3 kişinin kendi ormanınızda olduğunu bildiğiniz bir senaryoda bu hareketler biraz iddialı hareketler. En azından Nuka olarak ufak da olsa bir avantaj diyemeyeceğim ama teselli ikramiyesi almak istiyorum ama Nukbi de dağ ruhu da geldi üzerine. Üzerinde %18'lik bir büyü direnci ve zırh artışı var. Sonunda Nuka aradan çıkartmayı başardılar. Pals'ın oyunda aldığı ilk skor bu Noel Dayı. Pals'ın aldığı ilk skor en azından bir skor aktardılar Pals'a. 15. seviye oldu. 16. seviye olmasına ne kadar kaldı emin değilim. Daha yeni 15. seviye olmuş. 16 olursa bir ihtimal diyeceğim ama çok zor gibi duruyor ya buradan. Yani o kazanma koşulu Noel Dayı 16. seviye nispeten daha yakın maçlarda bence devreye giriyor. Yani şu anda... Ya Zonya'ya falan ihtiyacı var bir de bu şampiyonunda. Evet ya 6000 altınlık fark var. Gerçi kronometre Zonya'nın yokluğunu ilk etapta kapatacaktır. Evet bir savaşlığını kapatacaktır. Evet. Ama zaten savaşı... bu arada Beşiktaş'ın elinde tek bir savaş var. O savaşı kazanabilecek gücü var mı? Asıl soru işareti o. Yani Meşehit'ten hiçbir yardım alamayacaklar o savaşta. Öyle duruyor şu anki eşyalarla. Diğer tarafta 3.5 eşya olmuş Rüyüp. Bir de civa kuşu almış. Olur da hani yakalanırsam bir şey olursa başımıza bir şey gelirse kurtulalım diye. Ya bilmiyorum. Akan su asası bitti. Rames tarafında da. O alması gereken 3 eşyaya ulaştı. Bir de bilinmezlik küresi de almış bu arada. Baron şimdi Baron'un ışından geldi. Chamanagazo buraya gelmiş. Çok hızlı alırlar Bey'inle birlikte. Ve anında başladılar. Rames Rüyüp ikilisi. Oldukça hızlı bir şekilde söylediğin gibi. Bir de buraya Chamanagazo'yu Sindra'ya ekleyin. Baron güçlendirmesi konusunda herhangi bir cevabı olmayacak. Beşiktaş'ta Kasadin'in en azından ufak da olsa bir şansı olması için seviyelerin 16'yı göstermesi gerektiğini, ultinin 3. seviyeye yükseltilmesi gerektiğini biliyor. Yalnız bu baron güçlendirmesiyle beraber yapılacak olan ittirmeye karşı koyabilecekler mi o asıl soru. Pals ya bu arada ormanda ağaç kabuklarını emecek artık birazcık acaba tecrübe puanı verir mi acaba diye. Ama şimdi olacak 16. Gromp'u da alırsa. Ya Gromp alana kadar inhibitora dayanmazlarsa olacak. O da bunun farkında. O yüzden geri dönmek zorunda kalıyor. 15. seviye olacak bu savaşta. Yalnız burada 16'ya varması iyice zor. Deneyim paylaşacaklar Noel Dayı. Ya gerçi bu arada o kadar fazla faktör var ki sadece Pals'ın 16. seviye olması değil. Burada kazanma koşulu. Pals yalnız bir kanat operasyonu peşinde. Nuka herhangi bir hasar veremedi. Yani 3 dağ ejderiyle bir de dağ ruhuyla beraber Galatasaray üyelerine tek atılma ihtimali oldukça az gözüküyor. Sıradaki takım savaşında. Bu minyon dalgasıyla beraber Plush yalnız içeri girdi. Bir Plush düzeltiyorum. Galio'dan gelen ulti. Astroid'in daha fazlasını yapmasını engelleyecek. Arkada Kerin'in üzerinde bu arada Pals. Ama diğer tarafta hasar veren isimler içeride. Rames kovalamayı sürdürüyor. Şimdi Rüp de geldi. Meşe'yi de alacak. Risin'in de başı dertte. Hızlı tetiğini kullandı, rüzgarın hiddetini kullandı ama Rüp'ten kaçış yok, 3'te 3 yaptı. Vayne'in 11-3-3'lük müthiş performansının sonucunda Galatasaray derbiyi kazanmayı başarıyor.